Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na teklif var. Kötü bir sezon geçiren Cimbom'u tek başına ayakta tutmaya çalışan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Fransa'dan Lyon ile Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği Kerem'i son olarak İngiltere'den Brentford transfer listesine aldı. Yeni yükseldiği Premier Lig'de orta sıralarda yer alan Brentford, sezon başında oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu tekrar Galatasaray'a kiralamıştı. Cimbom'un skora en çok katkı sağlayan oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 33 maçta 8 gol 6 asistlik performans gösterdi. Transfermarkt güncel verilerine göre piyasa değeri 11 milyon euro olan yıldız ismin en az 15 milyon euroluk bir bedelle takımdan ayrılması bekleniyor. Ayrıca aynı sitede transfer olasılıkları bölümünde Kerem'in Barcelona veya Atletico Madrid'e transfer olma olasılığı %40 üzerinde görünüyor. Galatasaray'da Erman Toroğlu bombayı patlattı. Sporta'da Süper Lig'de artık neredeyse düşmeme yarışının içinde olacak olan Galatasaray, sezonun 24. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumunda Alanyaspor'a konuk oldu. Zorlu maçta yine kazanamayan Sarı Kırmızılar 10 kişi kalan Alanyaspor'dan zar zor 1 puan alarak Süper Lig'deki 24. maçında 7. beraberliğine ulaştı. Alanya'da saat 16'da başlayan ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından canlı yayınlanan karşılaşmaya Galatasaray Gomis'ten yoksun çıktı. Bir önceki maçta Trabzonspor'a kendi sahasında bir mucize sonucu mağlup olan Cimbom, Alanyaspor'la berabere kalarak Torrent yönetiminde ilk defa puan kazanmış oldu. Alanyaspor karşısında 1 puana uzanan Sarı Kırmızılar gelecek Süper Lig maçında 12 Şubat Cumartesi günü saat 19'da Kayserispor'u konuk edecek. İstim üstünde olan Galatasaray bu maçla ilk 3 puanını kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Ünlü yorumcu Erman Toroğlu da Sarı Kırmızıların Alanyaspor karşısında kazandığı 1 puan için Galatasaray'ın aldığı beraberlik bence 1 puandan fazlası. En azından bir başlangıç. Gelecek hafta oynayacakları Kayserispor maçına rakiplerini ekarte etmek için çıkacaklar. Ben Galatasaray'ın önümüzdeki maçın ardından artık kazanan bir hale gelebileceğini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın Kayserispor maçından ilk defa 3 puan alacağı düşünülüyor. Peki sizce Galatasaray puan alamama lanetini kırdıktan sonra ilk karşılaşması olan Kayserispor'u yenebilecek mi? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin, kaybeder ya da berabere kalır diyenler yorumlara sebebini ve tahmin ettiği maç skorunu yazabilir. Galatasaray'dan dev proje. Pep Guardiola İstanbul'a davet edildi. Sarı Kırmızılı takımda çalışmalarına tam gaz devam eden ve transfer girişimleri konusunda da yönetimle görüşen İspanyol teknik adamın Pep Guardiola ile bağı, Burak Elmas ile kurmaylarının da dikkatini çekti. Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşandığı ve Pep Guardiola'nın dev proje konusunda İstanbul'a davet edildiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları. Sarı Kırmızılı takımda transfer çalışmaları hız kazandı. Milliyet'in haberine göre Galatasaray idarecilerinin Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'yı İstanbul'a davet ettiği vurgulandı. Pep Guardiola'dan Galatasaray'a transfer sözü. Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın eski yardımcısı Dominic Torrent'in Sarı Kırmızılıların başına geçmesinden sonra bu konuda kolaylık sağlayacağını bildirdi. Başkan Burak Elmas ile daha önce telefonda da görüşen Guardiola'nın Torrent'e özellikle kiraya verilecek isimlerle ilgili yardımda bulunacağı garantisi verdiği öğrenildi. Cimbom'un yeni teknik adamının İspanyol hocanın bu mesajını Sarı Kırmızılı yetkililere bildirdiği belirtildi. Galatasaray'a Luyendama piyangosu. Cimbom'un kadroda düşünmediği isimlerden birisi olan Luyendama için Belçika ekibi Antwerp'ten sonra bir Avrupa ekibi daha talip oldu. Demokratik Kongolu stoper için Porto'nun da devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray 2024'e kadar kontratı alan Luyendama'nın satışından 2-2,5 milyon euro bonservis geliri hedefliyor. Cimbom ayrıca 2,5 yıllık süre zarfında oyuncuya dönecek 3,6 milyon euroluk yükten de kurtulacak. Sarı Kırmızılar 28 yaşındaki futbolcuyu 8 milyon euroya almıştı. Sözleşmesini feshetmek üzereyken yeni bir sözleşme imzalayan Luyendama, bu satışla Avrupa'nın önemli bir kulübünde futbol oynamaya devam edebilir.
Galatasaraylı Gomis İstanbul'a geldi. Kötü bir sezon geçiren Galatasaray, El Hilal'le yollarını ayıran eski golcüsü Bafétimbi Gomis'i yeniden kadrosuna kattı. Fransız golcü sarı kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Galatasaray bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Kulübün kanalına da bir açıklama yapan Gomis, "Galatasaray benim ailem, buraya döndüğüm için çok mutluyum. Galatasaray Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kulübü. Taraftarları ve Galatasaray'ı çok özledim. Taraftarlardan çok fazla mesaj aldım. Umarım bu hikayeyi güzel bitiririz. Galatasaray'a geri döneceğim demiştim. Bugün benim için çok özel bir gün. Cimbom için oynamak çok özel bir duygu. Bu forma için oynamayı hak etmelisiniz. Öncelikle maçları kazanmamız önemli. Galatasaray'a geri döndüğüm için mutluyum. Öncelikle hedefimin Galatasaray'ın 6 aylık süreçte başarıya ulaşması. İstediğimiz yerde değiliz ama inşallah seneye şampiyon olacağız ve birçok kupa kazanacağız." ifadelerini kullandı. Torrent'ten transfer bombası. Orta sahaya lider özellikli bir futbolcu transferi düşünen Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent'in Manchester City'de birlikte çalıştığı sarı kırmızılı takımın eski yıldızı Fernando Reges tarzında bir ismin takıma katılmasını istediği öğrenildi. Öncelikle kaleye ve orta sahaya transfer isteyen yeni teknik direktör Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri sarı kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti. Takvimin haberine göre İspanyol hocanın City'de görev yaptığı dönemde öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında sarı kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi. Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenech'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor. Orta saha transferi için uzun bir süredir Gelson Fernandes'le temaslarını sürdüren Galatasaray yönetiminin Torrent'in talebi sonrası ise orta alana daha tecrübeli ve hazır bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadığı öne sürüldü. Galatasaray'dan Trezeguet bombası. Sarı kırmızılıların Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet için yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi. Galatasaray'da bir kez daha gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet'e "Türkiye'ye döner misin?" diye haber gönderdi.